Geçen dönem Şubat ayı itibariyle ülkemizde başlayan koronavirüs salgını ile beraber arı sütüne aşırı bir talep oldu. Halkımız tarafından yoğun bir ilgi gördü. Biliyorsunuz arı sütleri de bahar aylarında üretilen bir üründür. Genellikle Nisan-Mayıs aylarında dolu dolu üretilir. Tokat ilinde de geçtiğimiz sene 2020 sezonunda yaklaşık 8 ila 12 kilo arasında bir üretim gerçekleşti. Bu üretim de yoğun talep karşısında çok hızla tükendi ve şu anda elimizde de arı sütü kalmadı ve bulunamıyor da. İnşallah Nisan ayının ortalarına doğru da üretimimiz başlayacak ve tekrar arı sütü üretimi ve satışları da gerçekleşmeye başlayacak. Biz 2020 yılında 7 lira ile 10 lira arasında bir satış yaptık gramını. Kilosunu sorarsanız 7 bin lira ile 10 bin lira arasında gerçekleşen bir fiyatlardı. Perakende fiyatları bunlar. Arı sütünün faydaları arkadaşlar hücre yenilenmesi, vücuttaki hücreleri yenilemesi. Bir de arı sütünü biliyorsunuz kovanlarda sadece kraliçe arı tüketebiliyor. Kraliçe arı da yaklaşık bu arı sütüyle beslendiği için 5 ila 7 yıl arasında yaşıyor. Normalde arılarımız biliyorsunuz sezonda 35 ila 50 gün yaşar. Kış dönemlerinde çalışmadığı zamanlar 6 ay gibi bir süre yaşarlar. Yani ömüre ömür katan, cana can katan bir ürün arı sütü. Biz yaklaşık 1 kilo bala 60 gram arı sütü, 100 gram polen, 50 gram arı ekmeği ve 20 gram da propolis olarak karıştırıp ahşap bir kaşıkla o şekilde tüketilmesini tavsiye etmekteyiz. Arı sütüne metal değdiği an özelliğini kaybetmesinden dolayı ahşap kaşık önermekteyiz. Ahşap kaşıkla tüketildiği zaman değerlerini koruyor kendisi. Bir de güneş gördüğü an ve sıcak ortamda bulunduğu an. Biz o yüzden kavanozlarda folyo kağıda sarıp buzdolabında bekletiyoruz.